Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadıyla bizi çocukluğumuza götürecek olan inanılmaz lezzetli portakallı anne kurabiyesi yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yalnız ben yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyarken play tuşuna basmamışım maalesef. O yüzden yoğurma kabındaki malzemeleri sizlere sayıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurta, klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı portakal suyu ve bir tane portakal kabuğu rendesi koydum. Ve şimdi koymuş olduğum malzemeleri bir çırpma teliyle şeker içerisinde eriyene kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırıyorum. Ve çırpma teliyle homojen bir kıvama gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika güzelce karıştırdım. Şimdi un kabımı yanıma alıyorum ve undan bir miktar koyduktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonatın fazla geldiğini düşünmeyin. Harika bir lezzet veriyor gerçekten. O yüzden aynen tarifteki gibi yapın lütfen. Evet, kabartma tozuyla karbonatı da ekledim ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir ve sıvı yağlı kurabiyelerde gereğinden fazla un kullanabilirsiniz. O yüzden mutlaka sonunda hamurun kıvamına bakarken ellerinizi yıkayıp kurulamanızı tavsiye ederim. Ben bugün toplamda 8 su bardağı un kullandım ve size söylediğim gibi ellerimi temizledikten sonra kıvamına baktım. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, elimi temizlediğim için yapışmayan fakat biraz yapışkan bir kıvamı var. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Yalnız kurabiyeleri şekillendirmeden önce üzerine kuru bir bez kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika dinlendiriyorum. Evet, 20 dakikanın sonunda hamuru açıyorum. Şimdi hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça kopartarak yuvarlıyorum. Bilenler bilir bu kurabiyenin özelliği büyük olması. O yüzden ben de büyük büyük kurabiyeler yapıyorum. Söylemiş olduğum gibi mandalina büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Ve ben şimdi hamurun bitene kadar bütün kurabiyeleri aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, kurabiyeleri tamamladım. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum ve daha sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Fakat her zaman belirttiğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce nar gibi kızardığında fırından çıkartalım. Evet, kurabiyelerimiz pişti ve artık servise hazırlar. Şimdi hemen bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki kekle kurabiye arası inanılmaz lezzetli. Bizi çocukluğumuza götürüyor. Şahane bir kurabiye oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki çok uzun süre bayatlamayan bir kurabiye. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.